İyi akşamlar değerli Olay TV izleyenleri. Bir programda daha karşınızdayız. Yine her akşam olduğu gibi bu programımızda da günün öne çıkan başlıklarıyla merhaba diyoruz sizlere. Evet, iki önemli açıklamayla başlayalım değerli izleyenler. Manşetimizi de oluşturacak bu konu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan dönüşü uçakta gazetecilerin sadece Münbiç'le ilgili sorularını yanıtlamadı. Ancak gündemdeki birçok konuya dair görüşlerini açıkladı. Ancak ondan önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Mehmet Çavuşoğlu'nun, Dışişleri Bakanı Mehmet Çavuşoğlu'nun açıklamalarına geçeceğiz. Nitekim Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olası Münbiç operasyonlarıyla ilgili son derece kararlı mesajlar verdiler. Hem Erdoğan hem Çavuşoğlu değerli izleyenler. Elbap'tan sonra istikametin Münbiç olacağını söyledi değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD yönetimi PYD ve YPG ile birlikte operasyon yapar mı? Türkiye'nin buna tavrı ne olur? Verilen silahlar Türkiye'ye karşı kullanılır mı sorusuna değerli izleyenler, Erdoğan terör örgütünün silahlı ve siyasi ayağını teşkil eden bu yapılanmalarla bizim yan yana olmamız mümkün değildir dedi değerli izleyenler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Benzer bir açıklama da Çavuşoğlu'ndan geldi. Hatta Çavuşoğlu daha sert bir mesaj verdi ve YPG Münbiç'ten çekilmezse onları vuracağımızı daha önce açıkladık şeklinde bir ifade kullandı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da. Evet, geçelim diğer gelişmelere. Cumhurbaşkanı Erdoğan, değerli izleyenler, Pakistan dönüşü uçakta gazetecilerin sadece Münbiç'le ilgili sorularını yanıtlamadı. Nitekim gündeminde birçok konuya dair görüşleri vardı değerli izleyenler. Erdoğan önemli mesajlar verdi dedik. Mesela AK Parti teşkilatlarında bir rehavet var mı? Siz alanlara çıktınız mı? Çıktığınızda evet oyları yükselecek mi sorusuna ben üzerime düşeni yapıyorum. Yapmaya da devam edeceğim. Mitinglerin devam edecek. AK Parti'nin tüm teşkilatları da diri ve sahada yanıtını verdi. CHP'ye söyleyecekleri de vardı Erdoğan'ın. Aslında Erdoğan önce CHP'nin referandum sürecindeki pozitif tavrını olumlu bulduğunu belirtti. Ancak asıl olan bu işe gönül verenlerin bu politikadan ne çıkaracağı. Sevgili Peygamberimizin bir sözü var. Ameller niyetlere göre şekillenir. Yani sizin yaptığınız işte niyetiniz nedir? Halk çok iyi bilir. Halk niyetleri çok iyi okur. Halk çok zekidir. Hafıza kaydınızı ilmik ilmik dışarıya döker ifadelerini kullandı. Ve Erdoğan, hayır dersen oyumun gideceği yer Kandil'dir. Güven ortamının ortadan kaybolması demektir hayır demek. Hayır demek çukur demektir diyerek neden hayır denilmemesi gerektiğini de belirtti değerli izleyenler. Evet, az önce ifade ettik, iki önemli açıklamalar vardı. Şimdi de Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarına uzanalım değerli izleyenler. Başbakan Binali Yıldırım da Ankara'da 15 Temmuz darbe girişimi küresel satranç temalı Uluslararası Demokrasi Kongresi'nde konuştu ve Yıldırım gündeminde de 15 Temmuz ve referandum vardı. Dahası Başbakan anayasa değişiklik paketinin 15 Temmuz'la ilişkilendirilerek başkanlık sisteminin gelmesi halinde mevcut sistemin yol açtığı boşlukların doldurulacağı ve zaman kaybetmeden muasır medeniyetler seviyesine kararlı bir şekilde yürüneceğini kaydetti bugünkü konuşmasında. Evet değerli izleyenler, bugün bir deprem daha oldu Türkiye'de. Bu kez deprem haberi Çanakkale'den değil, ülkenin doğusundan Adıyaman'dan geldi. Depremin büyüklüğü 5.5. Hasar var ama can kaybı yok neyse ki. Kandilli Rasathanesi Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 14.07'de meydana gelen depremin büyüklüğünü önce 5.8 olarak açıkladı. Ardındansa 5.5 olarak revize etti. Deprem Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep gibi çok sayıda ilde de hissedildi değerli izleyenler. Samsat Belediye Başkanı Yusuf Samsat ve Kaymakamlık evinin ve belediye binasının hasar gördüğü bilgisini verdi. Bu arada deprem nedeniyle Adıyaman merkezdeki Musalla Caddesi'nde bulunan Musalla Camisi'nin minaresinde de hasar meydana geldi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri bazı bölümlerinde çatlamalar görülen minareyi yıkmak için çevrede güvenlik önlemi aldı.
Musalla Mahallesi'nde bir evin çatısında da hasar meydana geldiği öğrenildi. Deprem çevre köylerde de hasara neden olmuş sevgili izleyenler. 7.5'lik depreme hazır olun. Değerli izleyenler, bu uyarı Bursalılar için. Nitekim Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Enginer söylüyor bunları. Yani bir bakıma uyarı bu. Bunu 1,5 aydır devam eden Çanakkale depremleri neticesinde söylüyoruz. Bursa depremi beklemeli ve hazırlıklı olması gerekmektedir diyen vahim bir tabloyu da gözler önüne seriyor. O da şu: Bursa depreme karşı erkeksi bir tavır içindedir. Depremle inatlaşıyor ve dikleniyor. Yetkililerin acilen olası bir depreme karşı önlem alması gerekiyor demiş Enginer. Kuşkusuz Enginer'in bu önerisi oldukça önemli. Önemli çünkü Bursa'da deprem kapıda olmasına rağmen yapılarının önemli bir bölümü 1999 depreminden önce inşa edilmiş. Yani on binlerce bina risk taşıyor değerli izleyenler. Enginer'in de dikkat çektiği nokta tam da bu: olası bir depreme karşı Bursa'nın hazır olmaması. Şimdi az önce değerli izleyenler Enginer'in sözlerini aktardık. Bugün bir deprem bölgesinde yani Bursa'nın Gemlik ilçesinde önemli bir temel atma töreni vardı. Gemlik'in yavaşlara taşınma projesi kapsamındaki ilk adım atıldı. Cihatlı Köyü'nün sırtlarında inşa edilecek 970 konutun ilk etabının temeli bugün atıldı. Temel atma töreninin önemli konuğu da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ydu değerli izleyenler. İlçenin deprem sorununun bulunduğuna değinen Müezzinoğlu, inşallah bu temel atmada Bismillah dediğimiz bu hadiseyle önümüzdeki 5 yıllık dönemde Gemlik'i deprem riskine karşı daha güçlü bir emniyete alacak ve kentsel dönüşümü daha sağlıklı bir noktaya taşıyacağız diye konuştu Mehmet Müezzinoğlu. Evet, Gemlik'te ilk etap için düğmeye basıldı ama asıl büyük konut projesi Manastır'ın yamaçlarında inşa edilecek. Ancak orman statüsündeki arazi için yasal engeller aşılmış değil. Daha doğrusu MERA statüsündeki arazi için. Bursa'nın neredeyse geneli birinci derece deprem bölgesi ama Gemlik çok daha riskli bir bölge olarak tanımlanıyor. Hem zemin açısından hem de yapı stokunun hali sağlıksız olması nedeniyle değerli izleyenler. Evet, şimdi bir başka gündeme geçelim. İzmir merkezde 26 ilde büyük bir FETÖ operasyonuyla devam edeceğiz. Daha doğrusu bu bir BAYLOK operasyonu. FETÖ operasyonu kapsamındaki BAYLOK operasyonu diye nitelendirilebilir. 71 de gözaltı kararı var. Gözaltı kararı verilen isimlerse asker ve yakınları. Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli yazışma programı BAYLOK kullandıkları iddiasıyla 71 askeri personelden 40'ı gözaltına alındı. İzmir, İstanbul, Ankara ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 26 ildeki eş zamanlı operasyonda tespit edilen 71 asker ve 6 askeri personel yakınından 40'ı da az önce ifade ettiğimiz gibi değerli izleyenler yakalandı. Son haber: ünlü modacı Barbaros Şansal serbest. Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek suçundan hakkında 3 yıla kadar hapis sistemiyle dava açılan modacı Barbaros Şansal tahliye edildi. Ancak belirtelim, bu bir beraat kararı değil. Nitekim İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi atılı suçun yasada öngörülen ceza miktarı, ceza alması durumunda infaz yasasına göre cezaevinde kalması gereken ve tutuklulukta geçirdiği süre suça konu delillerin büyük oranda toplanmış olması ve etki edebileceği bir delil bulunmamasının göz önüne alındığında hükmedilerek Şansal'ı tahliye etti. Şansal'ın 3 yıla kadar hapsi isteniyor değerli izleyenler. Bu son haber dedik. Manşetimize geçelim. Değerli izleyenler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olası Münbiç ve Rakka operasyonlarıyla ilgili peş peşe açıklamalar geliyor. Olası diyoruz. Nitekim gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan gerekse de hükümetten gelen açıklamalar gösteriyor ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Elbap'tan sonraki rotası Münbiç ve Rakka. Bu artık kesin. Ancak sorun şu: Münbiç operasyonunda, Rakka operasyonunda PKK'nın Suriye kolu ne olacak? Nitekim ABD'nin bu silahlı terör örgütüne yönelik politikası malum, biliniyor. Bu politikayı perçinleyen bir açıklama daha geldi. ABD'li General Stephen Townsend,
YPG'nin Türkiye'ye saldırmak gibi niyeti yok. Türkiye'ye tehdit değiller dedi. Bu iddia gerçi. Şunları da ekledi Thompson. Liderleriyle konuştum, operasyonları izledim. Türkiye'ye saldırmak gibi bir niyetleri yok. Türkiye'ye tehdit değiller. Hatta Türkiye'yle iyi ilişki kurmak istiyorlar. Son iki yılda YPG savaşçılarının Türkiye'ye yönelik herhangi bir saldırıyla bağlantısını görmediklerini iddia etmiş bu AV'leri general. Ve Rakka'ya saldırıda Kürtlerin olacağı kesin. Sayıları ve kuvvetlerin büyüklüğü hakkında bir şey söyleyemem. ABD'li general bu sözlerden anlaşılıyor ki net bir şekilde YPG ile ilgili son derece olumlu mesajlar vermiş değerli izleyenler. Ancak Türkiye'den bu sözleri tekzip edercesine açıklamalar geldi bugün peş peşe. İki açıklama. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan. Terör örgütünün silahlı ve siyasi ayağını teşkil eden böyle bir yapıyı bizim yanımızda görmemiz asla mümkün değildir. Olamaz. Baştan beri söylediğimiz bir şey vardı. Bunların Münbiç'i boşaltmaları lazım. Zira oranın bunlarla bir ilgisi yoktur. Münbiç Araplarındır. Hakeza Rakka tamamıyla Araplarındır. Orada 2500 civarında DAEŞ'li olduğu bize gelen bilgiler arasında. Bütün bu mücadeleyi Özgür Suriye Ordusu, Türkiye ve koalisyon güçleri hep birlikte destek vermemiz halinde bu iş çözülür dedik. Temennimiz olur ki dayanışma içinde oluruz. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ysa YPG Memmiş'ten çekilmezse onları vuracağımızı daha önce de açıkladık diyerek net bir mesaj verdi bugün ve ABD'nin o planından vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Evet, tarafların görüşleri çok net değerli izleyenler. Tekrar özetlemek gerekirse Amerika Birleşik Devletleri diyor ki Münbiç ve Rakka'da YPG olacak. Türkiye ise hiçbir açık kapı bırakmadan YPG ile asla olmaz mesajını veriyor. Yani değerli izleyenler, şu durumda Münbiç ve Rakka operasyonu çok bilinmeyenli bir denkleme anımsatıyor. Hiçbir ülke iki kentin DAEŞ'ten temizlenmemesi gerektiğini söylemiyor. Ancak operasyonu hangi güçlerin yapacağına dair sorun henüz aşılmış değil. Gelişmeler bunu gösteriyor. Evet, şimdi gündemin öne çıkan başlıklarından bazılarını aktardık, özetlemeye çalıştık. Manşetler, bu manşet bölümümüzde ise Suriye'deki gelişmeleri ele aldık. Nitekim Elbap'tan sonra gözler Münbiç ve Rakka'ya çevrilecek ve az önce ifade ettiğimiz gibi Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasında bu operasyonlarda YPG gibi PKK'nın Suriye kolu olan YPG gibi çok önemli bir ihtilaf var. Bu nasıl çözülecek? Önümüzdeki günler gösterecek değerli izleyenler. Biz sosyal medyaya geçelim. Şimdi sosyal medyada son günlerde referandum başlıklarını sıkça görmeye başlıyoruz. Bugün de devam etmiş. Bunlardan birisi evet için nedenim diyor. Diğeri de hayır hepimiz kazanalım şeklinde bir ifade göze çarpıyor. Önce evet için nedenimle ilgili birkaç tweet aktaralım. Bir kullanıcı tam bağımsız Türkiye güçlü üniter yapı için evet ifadesini kullanmış, gerekçesini ortaya koymuş. Bir diğer kullanıcı da artık darbelere, postal seslerine geçit vermemek için evet demiş. Ve son iki tweet, darbe anayasasından kurtulmak için koalisyon hükümetleriyle bir daha karşılaşmamak için evet ifadelerini kullanmış. Ve konuyla ilgili son tweet'i paylaşalım. Şarkı söyleyenlerin, şiir okuyanların tutuklanmadığı ve darbelerin olmadığı bir ülke için evet demiş. Benzer tweetleri görmek mümkün. Hayır hepimiz kazanalım başlıklı taktaysa tek kişinin yararına olan bir sisteme evet diyeceğine herkesin kazanacağı demokratik bir sistem için hayır de ifadesini görüyoruz. Ve bir tweet daha, referandumda hayır çıkması ülkedeki huzursuzluğu giderip normalleşmesine katkı sağlayacak görüşünü savunmuş başka bir sosyal medya kullanıcısı. Görüldüğü üzere Türkiye'de farklı kesimlerin görüşleri var ve bu görüşlerde sosyal medyada kendilerini ifade ediyorlar. Bunun en açık örneği de hayırcılar ve evetçilerin Twitter mesajları olarak görülüyor sevgili izleyenler.
Diyanet Sen Külliye'de bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Beştepe'de Diyanet Sen Yönetim ve Şube Başkanları'nı ağırlıyor ve bunun sosyal medya yansımasını görüyoruz. Bir diğer TAK Şanlıurfa, az önce ifade ettik Adıyaman'da deprem oldu ama sadece Adıyaman'da deprem yoktu bugün. Şanlıurfa'da da 4.6 nokta büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Aşağı yukarı aynı saatlerde Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı. Değerli izleyenler, can ve mal kaybı yok. Bunu da belirtmiş olalım Şanlıurfa'daki deprem için. Özlü sözler ve son olarak Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı'nın özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik sözleri dikkat çekti, konuşuldu. Sosyal medyaya da taşındı sevgili izleyenler. Ve bu gelişmeyle birlikte sosyal medyaya noktayı koyup günün fotoğrafına geçiyoruz. Fotoğraf Ankara'dan değerli izleyenler. Ankara'dan Jandarma Genel Komutanlığı'ndan. Gördüğünüz üzere kahraman bir asker sevgili izleyenler. Beylik tabancasıyla darbeci askerlere karşı çarpışıyor. Net bir ifade bu. 15 Temmuz gecesinden 16 Temmuz sabahına kadar saatlerce çarpışıyor sevgili izleyenler. Çok sayıda arkadaşı darbecilerin safında yaralırken birçok mevkidaşı hain girişime el verirken o ve 4 komutan bedenlerini siper ediyor adeta sevgili izleyenler. Fotoğraf karesindeki o komutan değerli izleyenler Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu. Elbette Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu 15 Temmuz günü Bursa İl Jandarma Komutanı değildi. Hatırlarsanız 15 Temmuz'dan 2 gün sonra, 2 veya 3 gün sonra Bursa'ya atanmıştı. Bursa İl Jandarma Komutanı olmuştu. O günlerde ise sevgili izleyenler Jandarma Genel Komutanlığı'nda Jandarma Genel Komutanı Plan ve Prensipler Başkanı'ydı. Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu sevgili izleyenler. Aradan aylar geçtikten sonra Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu'nun işte bu fotoğraf karesi ortaya çıktı sevgili izleyenler. Gerçekten 15 Temmuz'da bir başka kahramanlık destanını yazmış Ahmet Hacıoğlu sevgili izleyenler. Evet, bu fotoğraf karesiyle programı noktalayalım ve yarın buluşacağımızı, yine aynı saatte buluşacağımızı söyleyerek hoşça kalın diyelim.